Bir kere mojoyu kaçırırsan arkadaş, bir kere dön dönebilirsen. O kadar baş belası bir şey ki bu solo çalmak. Bak şimdi. Take 36. Ya 37. Ve bir kere mojoyu kaçırırsan arkadaş, bir kere dön dönebilirsen. Şimdi öyle bir şey olduğunda vallahi ne bok yersen ye. Hani onun dönüşü yok. Orada da çelik gibi sinir lazım. Ha, şunu öğreniyoruz işte. Böyle bir şey yapmaya hamle etmeden önce. Mesela ben genelde yani yalnız başıma burada yaptığım için hani kayıt mayıt filan. Ya inan bana böyle entonasyon bozuk. Yok volümü açtım cırt etti bilmem ne. Hemen çöküyorum yani o kadar baş belası bir şey ki bu solo çalmak. Bak şimdi. Herifin yaptığı ha çalınmışı var. Ha çok mu mükemmel? Hayır. Ben hala tatmin olmuş vaziyette değilim bu. Neil Schon diye bir abimiz. Bilmeyen varsa muhakkak radara alsın. Adamın yaptığı her şeyi ezberlesin. Tamam mı? Çok muhteşem bir gitaristtir. Wikipedia'da okudum bu parçanın şeyinde. Bu girmiş uçmuş kaçmış tamam mı kayıtta filan böyle acayip süper çaldım bilmem ne filan diye grup beğenmemiş bunun çaldığını. Ya Neil fazla kurcalama moruk filan demişlerdir büyük ihtimalle. Ondan sonra Neil Schon da diyor ki değerli aklıma gelen ilk şeyi çaldım filan falan. Şimdi parça enteresan. Bu parça baştan aşağı doğal minörde. Yani hiç o şey 5. derece yani dominant o sol diyeze hiç dokunmuyor. Parça hiç yok yani. Sol diyezim nota yok tamam mı? Şimdi Neil'in yaptığı da ya da Sayın Sean abimizin öyle ilk aklına gelen hani en draw'dan pentatonikteki kullanmak değil. Neil Sean melodi peşinde bir herif. Ve konuya ilginç yerden giriyor eleman tamam mı? Bak. Merhaba derken bak ne yapıyor? Şu R'de. R'den mi'ye bir tane bend ve sürekli sol yukarıda tutacak. Tamam. Bir daha yapıyorum bak. Şimdi o ilk bend yeterince riskli değilmiş gibi bunu defalarca yapacak. Yani şöyle yapıyorum. Bak. Bir daha. Sonra son si'yi de böyle lezzetli tamam mı? Çünkü o tam la minörün 9'usuna düştü ya. O çok böyle güzel puslu bir hava verir yani dizayna. Onu da orada öyle tutar. Hadi sonra bir daha getirecek. Fakat bu sefer biraz tam hatırlamıyorum ne çaldığını ama bir nebze variye diyor. Şöyle yapıyor.
Bu sefer solden tuttu. La'ya bir tane bend yaptı değil mi? Bak. Bir daha yapalım. Sonra devam etsin. Geldiğinde C'ye indi. Buraya kadar varye edeceğim kısımlar belli ama sabit tutacağım da hakikaten bağırıyor yani. O da şu. Bu sabit. Ve tabii şeye çok dikkat edin. Çok sık görüyorum. Vibrato gereksizse yapmayın kardeşim, tamam mı? Hani no man. Çok kötü duyuluyor. Halbuki Neil Buck nasıl yapıyor? En son C'ye indiği yer mesela şey yapıyor. Baksana yani bütün o ifadenin bir parçası oluveriyor bir anda. Ondan sonra melodiyi sundu. Hakikaten başarılı ve iyi fikir yani. Hani 80 sene düşünsen benim aklıma gelmezdi. O açıdan da imreniyorum herife. Çok melodiktir. Tabii şimdi o şeye de bağlı. Lick lügatı falan gibi düşünmüyor bence Neil Sean konuyu. Ya bir skala, yani bir scale de düşünmüyor da, bir gam, spesifik bir gam da düşünmüyor. Bir tonalite de eleman, tamam mı? Ve oradaki münasebetten bir melodi üretmeyi başarabiliyor. Fakat sonra bir serbest uçuşa geçiyor. Şimdi o kısımda ben kendi yaptığımı da tam hatırlamıyorum. Ya da birazdan yapacağımı da bilmiyorum ne yapacağımı belki. Ama elimin altına denk gelecek notadan ya da perdeden ne ses çıkacağını biliyorum önceden. Anlatabildim mi? Yani biraz da müzik konusunda okur yazar olmak buna şey yapıyor, fayda sağlıyor arkadaşlar. Yani okur yazar değil mi? Literate. Yani baktığım vakit işte A da o, bu C bilmem ne filan. Sadece oradaki siyah yuvarlaklara bakmıyorsunuz aslında. Bir mana oluşuyor. Hani ya da mi fa mi re la 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 la. Biliyorum yani. Bu la minör bağlamında bu C'nin ne yapacağını. Anlatabiliyor muyum? Bunlar önemli. Yani müziği istersen tabdan oku, istersen Göktürk yazıtlarından oku ama duyup realize et. Yani canlandırmak önemli. E şimdi serbest uça geçti. Peki ne yaptı orada? Konuşurkenki gibi değil mi? Bir takım jestimiz vardır. Bir mimimiz vardır. Yani değil mi bak? Ha? Şöyle yapsan. İşte o teknikle o jestin birleşmesiyle yavaş yavaş oluşan şeyler bunlar. Dinlediğimiz bütün o hani bayıldığımız gitaristleri falan birbirinden ayıran mevzu da o jest, değil mi? Enstrümana yaklaşım meselesi. Dedi. Ben şimdi böyle bir şey attım kafadan, tamam mı? Sonra elim buraya gitti yani, niyeyse. Yine sıralı melodi bak. Ama sonra biraz nota sıralı gitmesine aralık aralık olsun bak. Şimdi Neil abinin ayak izlerine bakarken buraya da süper melodi çakacak. Beklemediğin yerden gelecek bak. Şimdi geldi. Şöyle yapıyor. Böyle bir anda bir
Hafif Irish bir havalara giriyor konu, tamam mı? Bak. Yine o lasi hep band marifetiyle. Bu sefer 1,5 ses bend yaptı. Tamam. Sonra de ki hiçbirimiz soloyu bağlarken Dylan'ın ne yaptığını hatırlamıyoruz. Ama tepeden bir şey geldi. Mesela desen ki abi ne yaptın? Altta fa majör çalıyordu. Sonra sol majör bir mi minör çaldı ve la minör. Şimdi ben onları realize ediyorum kafamda, tamam mı? Sürekli dönüyor çünkü bak. Bu benim cümlem. Neil'inkine yakın. Çünkü ben onun ayak izlerini takip ediyorum. İnan hatırlamıyorum ne çaldığını. Sonra melodiye döner. Filan. Sonra da parça fade out'a girer ve biter. Dikkat edilecekler. Band. Başka alternatifin yok. Çünkü adamın çıkarttığı efekti çıkartmanın başka yolu yok. Vibrato. Lüzumsuzsa başvurmayın. Hiç gerek yok. Zaten işin özü enerjiyi korumak. Anlatabiliyor muyum? Yani boş yere böyle her yerini sallamaya gerek yok. Bir de çıkan ses bozuluyor. Yine dikkat ediyorum. Ben de bazen aynı hata yapıyorum. Ayağını yere vurma çalarken. Çünkü bunu mümkün olduğunca stabil tutmak istersin, tamam mı? Çok ince bir iplik üstünde yürüyorsun elektrik gitar çalarken, solo çalarken. Mesela diyelim ki bir kayıt yapacaksınız. Evdesiniz. Ya da bir niyet ettin, tamam mı? Muhakkak arkadaş önceden yap akorun entonasyonu, hazır bir şekilde tut aleti. Yani dikkatini hiçbir şeyin dağıtmasına müsaade etmeyeceksin. İnan bana o mojo bir kaçtı mı bir daha geri gelmesi çok zor oluyor. O yüzden ben şimdi bir daha çalmayacağım bunu. Çalınmışı var. Çünkü istesem de olmaz. Onu biliyorum yani. Şimdi 35 take yaptım orada bilmem ne zar tut. Çok şeyden bahsedeceğiz de. Ben bir daha denemeyeceğim. Bir kere çaldım. Ve genelde şeydir. Kayıtta değilken çok iyi çalarsınız. Hep kayıtta olun. Çok teşekkürler. Görüşürüz baba.